ekibinden de bir sürpriz bekleyebiliriz tabii ki. Geçtiğimiz karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun Noel'de? Yani fanatik tamamen üzerinden geçti diyebiliriz Giants'ın. Her Çok koridorda. ayıp. Yani her O koridorda. kadar da değil. Aslında Giants'ın oyunun orta kısımlarında, yani benim özellikle beklediğim ejderha kısmında başladığı zaman belki de Fnatic ekibi gidip orada alamet alabilselerdi eğer, yani özellikle Trundle'a verilen bir alamet belki de birçok şeyi değiştirebilirdi. Tutma kendini, Ya gülebilirsin. ben açıkçası tam Güzeldi tersini ama. düşünüyorum yani. Güzel, yani katılıyorum sana. Çünkü Fnatic ekibi gerçekten maça tamamıyla hakim oldu. Ve hakikaten hakikaten üzerinden geçti. Katılıyorum sana. Yani bu arada gittim ben fanatik. Farkındayım. Yani ben toparlamaya çalışıyorum artık senin cümleni mi desteklesem veya farklı bir şekilde. Ama hakikaten ortada büyük anlamda Fnatic'in bir domine ettiği bir oyun söz konusuydu. Yani yine bu şekilde bir takım kompozisyonu olursa büyük ihtimalle yine aynı üstünlüğü kuracaklardır. Tabii ki Giants'ın aslında senin de söylediğin gibi takım kompozisyonu daha başarılıydı. Kuvvetli bir takım kompozisyonu Ya vardı. Özellikle minyon temizleme. oyun sonunda minyon temizleme, kuşatma konusunda iyi bir kompozisyonları vardı. Ama onun dışında yani koridor bazında hiçbir şey yapamadılar. Tamamen fanatiğin üstünlüğünü de geçti maç boyunca diyebilirim burada. Ejderhaları kontrol ettiler, objektifleri kontrol ettiler. Onun dışında rotasyonları güzel yaptılar. Zaten bir şekilde savaşlar yaparak, agresiflik yaparak oyunun sonunu getirmeyi başardılar. Yani oyun içinde Giants'ın yaptığı güzel hareketler var mıydı? Bakayım. Şöyle Bir bir düşün. Knight'ın yaptığı orta koridorda iki kişiye attığı ulti vardı. Evet. Onun dışında çok fazla bir şey gelmiyor aklıma ama Fnatic'in yaptıklarına bakarsak Çok daha Yamsu ve fazla. Spirit'in uyumu, Spirit'in tek başına yaptığı oyunlar, baskınlar, diğer tarafta alt koridor ikilisinin sürekli birilerini pozisyon dışında yakalaması. Yani çok güzel bir oyundu diyebilirim Fnatic Katılıyorum sana. Peki ikinci adına. karşılaşmada sence Giants'ın alması gereken önlemler nelerdir? Özellikle yasaklama seçim ekranında bir önlem alması gerekir mi bu Kalista Braum ikilisini? Hatırlarsan ilk seçimi Braum yapmıştı Fnatic ekibi. Belli ki zaten böyle bir şey kafalarında varmış. Yani bir Kalista Braum denemesini, daha doğrusu seçimini zaten baştan itibaren belki de kafalarına koymuşlardı. Yani Braum seçimini zaten senin de dediğin gibi ilk seçimden yaptılar. Ama çok güzel de işledi. Buna Kesinlikle. çalışmışlar, bu kesinlikle belli. Ama Braum yasaklamak demek Febum'un ellerine daha kuvvetli bir şampiyon bırakmak demek. Ya da Lucian'ı açık bırakmak demek, bunu bilemeyiz. O yüzden Braum yasaklaması ne kadar gerekli bilemiyorum. Ama bir şeyleri değiştirmesi lazım. Belki de kendi seçimlerini değiştirmesi lazım. Aslında bunu yapabilirler. Çünkü oyunun başında o kadar fazla geriye düştüler ki oyun sonunu göremediler. Oyun başında güçlü şampiyonlar alabilirler koridorlara. Oyun başında ayakta durabilmek için. Doğru söylüyorsun. Ama şu noktaya da özellikle değinmek lazım. Aslında kurdukları takım kompozisyonu hiç de yani o anki rakibe karşı güçsüz bir takım kompozisyonu değildi. En büyük nokta belki de oyunun başında yaptıkları hatalar oldu. Reckless'a üst üste iki tane bedavadan skor verdiler. Hem maçın başında hem de maçın yine erken safhası sayılabilecek bir yaklaşık 10. dakikaya doğru yanlış hatırlamıyorsam Sunstar'ın yukarıda tek başına yakalanması. Bu skorların hepsinin Reckless'a gitmesi bir anda kartopu etkisi yarattı. Ve Reckless'la Yellow Star çok rahat bir şekilde haritada gezerek istedikleri skoru almaya başladılar. Eşyalarını çok hızlı bir şekilde tamamladılar. Bu sayede çok zor belki yani Caitlyn karşısında daha az minyon ittirme potansiyeline sahip olan Kalista'nın Runa'nın kasırgasını erken bitirmesiyle beraber çok daha hızlı bir şekilde koridorlara gidip ittirdiğini gördük. Her ne kadar çok önemli bir ejder tercihi olmasa da iki tane bulut ejderhası da haritada çok rahat bir şekilde gezinmelerini sağladı oyunun erken safhasında. Ve bakalım seçim yasaklama ekranından bu sefer nasıl seçimler çıkacak? Giants ekibi ilk yasaklama olarak Zed'i tercih etmiş. Geçtiğimiz maç bahsetmiştin aslında. Yasaklanmamıştı. Bu sefer Ama almamıştı da Fnatic ekibi. risk almak istemediler bence. Büyük ihtimalle. Yani Lushin yine aynı şekilde. Bu arada Fnatic'ten bir Braum yasaklaması geldi. Vermek istemiyorlar herhalde Braum'u. Kendileri de oynamayı düşünmüyorlar muhtemelen. Evet, ilk Ya da ilk seçimden seçimden geleceğini düşündüler. büyük ihtimalle ilk seçimden Giants'ın alabileceğini düşünerek yaptılar. Aslında şöyle düşündüğünüzde çok mantıklı Braum. Alistar dengelendi. Şu anda oyunun başında eskisi kadar güçlü değil. Ve Alistar'ı durdurabilecek hali hazırda bir Braum seçimi vardı. Şimdi Braum seçimini hem rakipten alıp
hem de böyle bir güçlü seçimi rakibe vermemek için böyle bir hamle yapmış olabilirler. Kindred ve Nidalee seçimleri Orman'ın en güçlü iki tane şampiyonu diyebiliriz aslında. Evet. için. Nidalee gerçekten bahar sezonuna damgasını vuran şampiyonlardan biriydi. Hem yasaklanan hem de çok fazla seçilen Kindred bir şampiyon. Kindred aynı şekilde. Kindred de senin söylediğin gibi aynı şekilde özellikle sezon başında çok fazla seçiliyordu baharda. Aynı şekilde yaz mevsiminde böyle geçirecekmişiz gibi görünüyor. Keza 6.11'de belki bir dengeleme geliyor Nidalee aslında. Kindred'a sonra hali hazırda geldi bir de dengeleme. Bayağı güçlü bir oyunun başında etkisini çok fazla azaltacak bir dengeleme geldi. 6.11'de de gelecek üstelik. Yani bilemiyorum. Açıkçası o dengelemeden sonra bakalım hala tercih edilecek mi? Yine de senin de söylediğin gibi Kindred'in o ultisi işlevselliğiyle birlikte gerçekten hala takım kompozisyonu için tercih edilebilecek bir şampiyon. Vladimir'in açıkta kalmasıyla beraber Giants hiç affetmedi ve anında kilitlediler. Az önceki maç yasaklanmıştı Vladimir. Fox'un ellerinde neler yapabileceğini gördü Kenny Vladimir'in. Bakalım burada Knight neler yapacak Vladimir'le beraber. Orta koridora gideceğini tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle Knight'ın ellerinde izleyeceğiz. Aslında Azir olarak da çok güzel performans sergilemişti. Direkt kilitlendi. Şu anda Talia'yı da gösteriyor bu arada Giants ekibi. Evet, Fnatic tarafından Lee Sin ve Echo seçimi geldi. Giants da belki orada bir seyircileri heyecanlandırmak adına bir Talia gösteriyor olabilir. Geleceğini sanmıyorum seçimin. Ha, ben de sanmıyorum açıkçası. 6.11'de belki ona gelecek güçlendirme ile beraber belki. Yani şu an tamam, Vurkaç konusunda çok üst seviye bir şampiyon. Kovalama konusunda, geriye kaçma konusunda çok güçlü bir şampiyon. Ama yeterli hasarı çıkaramıyor gibi duruyor. Artı koridor temizleme konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor oyunun belli bölümlerinde. Trundle ve Elise seçimi geldi. Trundle'ın üst koridora mı aşağıya mı gideceği belli değil. Az önceki maç üst koridora gitmişti, pek istenileni veremedi. Aynı şekilde Elise de pek istenileni veremedi açıkçası. Evet. Yani Trundle üst koridor seçimi eğer biraz önce bahsettiğim gibi alameti değerlendirebilirseniz bir anda çok büyük bir avantaj sağlayabilir size. Ama o yüzden belki de metaya girdiğini söylemek mümkün bence yani. Şu anki metaya zaten aslında metadaydı. Yani tank şampiyonlara karşı ilaç şeklinde bir seçimdi. Kesinlikle. Civa kuşağı o zamanlar Trundle ultisinin rakibi üzerindeki etkisini yani zırh ve büyü direncini kırmasını engelleyebiliyordu. Şu evet. an Civa kuşağı o etkileri de kaldırmadığı için Trundle daha da güçlü bir seçim aslında. Şimdi tabii oyunun başında o kadar güçlü bir Ekko varken o Trundle ultisi işlemiyor bile ona. Evet. Reckless'ın ellerinde yine Kalista izleyeceğiz. Çok güzel bir performans göstermişti geçtiğimiz karşılaşmada. Tabii ki bunda erken safhada hızlı bir şekilde skorları alabilmiş olmasının da etkisi vardı. Bakalım bu karşılaşmada da böyle bir fırsat yakalayacak mı? Giants ekibinde şimdi sıra Sivir ve Nami üzerinde duruyorlar. Bakalım nasıl bir tercih gelecek. Sivir'i de aslında uzun zamandır izlemediğimizi söylemek mümkün Noel Day. Yani aslında güçlendirmeden sonra, seken atışına gelen güçlendirmeden sonra ben metaya gireceğini düşünüyordum. Ama çok fazla tercih edilmedi. Ve tekrar Nautilus'u tercih ettiler burada. Yani iki taraf orta koridor şampiyonlarını değişmiş gibi. Yani değişmiş derken iki tarafta farklı şampiyonlar almış gibi duruyor. Kompozisyonlar neredeyse aynı iki maçta da. Bakalım desteğe ne gelecek? Evet, belirli bir kompozisyona iki tarafında hazırlandığını söylemek mümkün. Çok değişiklik olmadı. Geçtiğimiz karşılaşmada Azir'i izlemiştik Knight'ın ellerinde. Şimdi Febivan'ı izleyeceğiz. Aslında geçtiğimiz karşılaşmayı da konuşurken LeBlanc'tan bahsetmiştik. Aradan Sunstar'ı çok hızlı bir şekilde çıkarabilmişti birçok takım savaşında. Ama kendi takımına baktığımızda belki de en az katkısı olan oyunculardan biriydi. Bu noktada Azir belki de özellikle objektifler anlamında çok daha işlevsel olabilir. Veya şu an rakibe baktığımız zaman, daha doğrusu Giant ekibine baktığımız zaman herhangi bir yakalama üzerine, herhangi bir gelebilecek Nautilus'tan Chapa veya Elise'in tutturduğu Koza sonrası takım savaşından çıkabilme mekaniklerine sahip bir Fnatic var şu anda. Aynı zamanda Janna seçimi bunu da tam anlamıyla destekledi. Yani tamamen takım savaşına girme ve çıkma özellikleri çok fazla. Burada
Azir'in yapacağı bir oyunla birlikte takım savaşı başlayabilir. Lee'sinin yapacağı bir oyunla takım savaşı başlayabilir. Kalisto ultisiyle takım savaşı başlayabilir. Ekko'nun paralel yakınsamasıyla takım savaşı başlayabilir. Takım savaşından çıkma olayına baktığımızda da Janna ultisi, Azir ultisi, Lee'sin ultisi hepsi iki taraflı da kullanılabiliyor aslında. Takım savaşına girme ve çıkma özellikleri çok fazla. Kesinlikle. Fnatic ekibinin. Yani Fnatic ekibi her halükarda takım savaşlarını çok hızlı bir şekilde değerlendirebilir. Şu anki kompozisyonda çok daha başarılı bir kompozisyon kurduğunu söylemek lazım Fnatic ekibinin. Şu anda bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Peki hep konuşuyoruz. Ben 6.10'da özellikle bekliyorum. Koridor değişimin konusunda iki tarafında acaba kararlı mı davranacak takımlar daha doğrusu? Yoksa tercih etmeyecekler mi diye bu arada kadroları da hızlı bir şekilde seçimleri göreceğiz. Tekrardan karşılıklı olarak belirtmekte fayda var. Hashtag Giants Win ve Fnatic Win hashtag ile beraber siz de isterseniz iki taraftan birini destekleyebilirsiniz. LCS seyircisinin coşkusunu görüyoruz şu anda. Aslında biraz önce biraz dağıldım bahsederken konudan. Koridor değişikliği tercih etmemeleri lazım iki tarafında. Bu arada ilk ejderha alev. Evet, onu özellikle reji belirtti. Alev ejderi olması şimdi bu noktada işte koridor değişikliğini düşünmesi lazım. Kesinlikle yani koridor değişikliği görmeyeceğiz. Kesinlikle görmeyeceğiz. Bu riski takımlar almak istemeyecektir. Yani eğer yapacaklarsa da mümkün olduğunca yani gerekirse bir baskın denemesi yapıp eğer öyle bir planınız varsa kuleyi bile alamadan belki yani kendi şu an koridorunuza görebilirsin. Gelmek zorunda kalırsınız. Yani bütün iki tarafta aynı şekilde dizilmiş durumda. Üst koridorlar üst koridorda, ormancılar karşılıklı, orta koridorlar karşılıklı. Yani koridor değişikliğini bırak, rakip ormana girme konusunda bile hiç bir aksiyon yapmadılar şu ana kadar. Yani iki tarafta o alev ejderhasının ne kadar değerli olduğunun farkında. Kesinlikle. Bu arada acaba ben Giants ekibi golemlerden başlayacak mı onu merak ediyorum. Biliyorsun sadece o yaratığı öldüren kişi artık deneyim puanı alıyor. Yani bu da demek oluyor ki desteğin seviye olarak geride kalabiliyor onu aldığında. Tabii nişancı bir seviye erken üstün başlıyor diyebiliriz ama yine de bir tercih etmediler. Sağlayacaktır mutlaka nişancı için ama iki tarafta böyle yani daha doğrusu Giants ekibi böyle bir tercihte bulunmadı. Ve şu an Gamsun'un Spirit'e yardım ettiğini görebiliyoruz kırmızı güçlendirmede. Aynı şekilde Max orada, daha doğrusu Simit J'ye de yardım etti orada Elise. Ve 1-1 ve 2-2 karşılaşmalar izleyeceğiz. Uzun zamandır belki de daha önceki yamalarda çok fazla görmediğimiz standart koridor düzeni görebiliriz artık. Yeni yama ile birlikte birçok karşılaşma bu şekilde öyle olabilir. Özellikle çıkan ejderhanın alev ejderhası veya dağ ejderhası olması vardı, buna yol açabiliyor. Birinci seviyeden kesinlikle agresifliğe başladı alt koridorda Fnatic. Spirit'ten evet ses dalgası orada. Maxor'a isabet etmedi. O bölgede görüşü de yok. Ama güzel tahmin etti gerçekten. Evet, bu karşılaşma hakkında ne düşünüyorsun? Vladimir, Azir ikilisi. Yani Vladimir yanlış bilmiyorsam havuzuyla birlikte o Azir'in ultisinden geçebiliyor. Bu kesinlikle onun için bir artı olacak. Kesinlikle. Gerekirse kule altından çıkmak adına, gerekirse üzerine gitmek adına çok büyük bir artısı var. Artı koridorda biraz daha rahat edecektir can çalmasıyla beraber. Tabi burada çok hızlı bir bitirdiğini düşünürsek Fnatic ekibinden Fevva'nın baskın yeme olasılığı da çok fazla. Evet. Bu noktada rakibin, yani Giants ekibinde Maxor'un bulunması da aslında Febiven için bir risk. Bu arada ne zaman aşağıya baksak agresif oynamaya çalışıyor Reckless. Knight'ın çok fazla dürtürdüğünü gördük o noktada ama ikinci, üçüncü Q'su geleceği için. Evet, şu anda üçüncü Q'suyla beraber fazlasıyla canını yenileyecektir. Üstelik Febiven'in üzerinde de epey bir hasar bıraktığını söyleyebiliriz. Yani canı çok fazla azaldı ama Febiven'in de manası bitti. Aynen. Bu takaslarda. Ya Vladimir'in gerçekten tekrar üçüncü Q'sunu bekliyor. Bu yamayla birlikte çok güçlendiğini söylemek mümkün. Çünkü karşınızda bu kadar uzaktan dürtebilen bir şampiyon var. Siz onu dürtemiyorsunuz aslında tam onu anlamıyla. Onu da geçtim. Ama canınızı sürekli yenileyebildiğiniz için ve mana derdiniz de yok. Ya, can yenileme konusunda o üçüncü Q'suyla birlikte bayağı bir can yeniliyor. Yanlış hatırlamıyorsam o Fox'un oynadığı maçta 951 can yenileme gördüm. Artık yanlış yani görmüş olabilirim. Bu noktada durdurmak çok zor. Belki bir fani hatıratıyla
önüne geçebilirsiniz ama orada çok sona çıkabileceğiniz bir eşya olduğu için Vladimir çoktan potansiyel gücüne ulaşmış oluyor ve o yüzden maçı domine edecek bir noktaya getirebiliyor takımını. Ya bakalım bu noktada Giants ekibi nasıl değerlendirecek? Fani hatırat almak tabii ki de çok önemli burada Vladimir karşısında ama ondan önce alacağınız diğer eşyayı 800 altın kadar geciktirmek anlamına geliyor bu. Evet. Önemli bir büyük eşyayı 800 altın kadar geciktirmek anlamına geliyor. Şimdi Max Lor'un orada yukarı doğru gittiğini görebiliyoruz. Fakat Gemsu güvenli bir bölgede duruyor. Şimdi bu noktada Lee Sin'le Ellis'in karşılaştığını görebiliriz. Orada çünkü görüşü var Giants ekibinin. Spirit oradan hızlı bir şekilde çıkabilir. Kozasını da kullandı fakat yakalayamadı orada Spirit'i. Çıkmayı başardı. Yellow Star'ın fazlasıyla hasar aldığını görebiliyoruz. Hastin üzerinde bitkinliğini de kullandı. Agresif bir oyun izliyoruz Reckless'tan. Bakalım şifasını da kullandı şimdi. Sunstar'ın ciğerini sökerse ama son bir vuruş gelecek ve orada Aslin skoru almayı başardı. Yellow Star da geri çıkabilecek mi diye bakıyorum. Oraya ışınlanan bir Smitty J var. Son bir vuruş gelirse belki alabilirdi ama orada belki de can iksiri hayatta tuttu Yellow Star. Burada Sunstar'ın mana kalkanı yani mana kalkanı muhteşem bir iş yaptı. Orada ciğerini sökse bütün yükler boşa gidecekti. Ciğerini sökmeyince de ne olduğunu gördük. Yani orada öyle bir pozisyona soktu ki burada Sunstar. Ya öleceksin ya öleceksin. Başka bir çözümü yok bunun. Gayet güzel bir mana kalkanıydı. Yani burada tekrarını izleyeceğiz. O kadar fazla yük vardı ki üzerinde. Patlatsa kesinlikle skoru alacaktı. Yani oradan çıkmasının imkanı yoktu Sunstar'ın. Gelen son manasıyla yani burada zaten bedelsiz, mana kullanmıyor. Evet, evet. Doğru. O yüzden diyorsun. Çok rahat bir şekilde engelledi. Yani güzel bir oyun. Gayet güzel gerçekten bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Reckless'ın zamanlaması çok güzel bu. Zamanlaması senin evet. de söylediğin gibi çok güzel. Çünkü Reckless'ın bunu tahmin etmesi gerekirdi aslında. O yüzden biraz bekletti ciğerini sökmeyi belki. Ama oradan çıkamayacaktı yani. Kitle kontrolü yemişti artık. Trundle ışından atmıştı. Orada ya skoru alacaktı ya ölecekti. Evet. Orada Sunstar'ın güzel zamanlamasıyla birlikte skoru vermiş oldu. Yine de skorun bir destek şampiyonuna gitmesi bir nebze Fnatic'e. En azından iyinin, kötünün iyisi oldu diyebiliriz. Ya Fnatic tabii. Ekibi adına. Artı ışından avantajını aldılar. Şimdi aşağı tarafta bir ejderha savaşı dönerse burada yetişebilecek bir Ekko varken Trundle üst koridorda kalmak zorunda kalacak. Yani bu şekilde kullanabilirler aslında bu ilk kanı. İlk kanı avantaja çevirebilirler. Tabi burada takım olarak bir oyun yapmaları gerekiyor. Evet, Max orada Yampiri yengece gerek yok dedi. Tam Yampiri yengecin duracağı yere görüşünü koydu. Ve hakikaten iki tarafta alev ejderine çok önem veriyor. O noktada görüşü sağlamak durumundalar. Orta koridora baktığımız zaman şu anda minyon biçme konusunda Knight'ın birazcık daha önde olduğunu görebiliyoruz. Ama çok da büyük bir fark değil zaten. Femiven şimdi o farkı kapadı. Kule altına gelen minyonlarla beraber. O minyonu kaçırdı ama büyük minyon alacaktır büyük ihtimalle. Q'sun kritiği de açıkken o minyonu kaçırmasının herhangi bir yolu yok diye düşünüyorum. Üst koridorda çok önemli. O minyonlar benim en çok sinir olduğum şey aslında o. Büyük minyonları, büyük minyonları kaçırmak bir nişancı olarak. Yani bütün işiniz çünkü o minyon dalgalarını, minyonları biçmek. Evet. Bu kaçırınca bir üzülüyorsun açıkçası. Bayağı bir üzülüyorsun. Bayağı üzülüyorsunuz doğru. Geri kalıyorsun çünkü ve onun yeri ayrı. Altın verdiği için kesinlikle ona ayrıca bir odaklanmak gerekiyor. Gerekirse ulti atmak gerekiyor belki de. Kaçırmamak lazım. Aşağı koridorda şimdi minyon biçme konusunda iki tarafında eşit olduğunu görebiliyoruz. Reckless'ın aslında geçmiş, biraz önceki oyundan kalma bir özgüvenle agresif davrandığını söylemek mümkün. Biraz daha belki güvenli oynamalılar çünkü Sunstar'ın hakikaten onun ciğerini söke karşı muhteşem bir silahı var. Muhteşem bir yeteneği var yani. Aynen. Bu arada Sivir belki de koridorda en fazla rahat edebilen şampiyonlardan biri. Kendini koruma yönünden çok gönlü, yani ultisi var, mana kalkanı var. Onun dışında bumerangı ve seken atışıyla çok rahat minyon dalgalarını temizleyebiliyor. Kule altında rahat bir şekilde o minyonları biçebiliyor Nautilus'un da sayesiyle. İttirmek istediği zaman, koridor ittirmek istediği zaman şu an yaptığını yapıyor. Yani seken atışını kullanıyor, bumerangını kullanıyor. Zaten o minyon dalgası bir anda bitiyor. Evet. Nitekim şu an takıma baktığımız zaman
takımın hasarını tank yani karşılayabilecek, tanklayabilecek bir Haslim var. Ve aynı şekilde Smith J var. Sivir gerçekten bu takım komposunun içerisinde çok rahat bir şekilde pozisyon alırsa... Spirit yakalandı. Şu anda Spirit kötü pozisyonda olabilir. Oraya ışınlanan bir Echo var. Bakalım Gemsu'dan orada devam edecekler. Yakınsama gelecek mi? Reckless şimdi Braum'u aldı ve orada Maxdor'u yakalamayı başarıyorlar. Üzerinde fazlaca hasar var. Ciğerini sökerse orada diğer ışından da gelmiş. Bakıyorum. Sunstar arka tarafta güzel hasar vermeye devam etti ve Giants ekibi geri çıkmayı tercih ediyor. Şu an Ejder'i alabilir aslında Giants ekibi. Yani o kadar Giants fazla... da alabilir fakat Fnatic ekibi bu noktada karşılık da verebilir. Çünkü iki tarafında canları aşağı yukarı aynı. Ama oo yakalayacaklar. Şimdi Febib'in üzerine güzel bir çapa denemesi fakat Haslim biraz erken etmedi. Gösterdi kendini. Evet. Yani biraz erken gösterdi. Bekleyebilirdi bir saniye kadar daha. Yani aslında oyunun başında takım savaşı başlatmak ve çıkma kompozisyonu anlamında Fnatic'in ne kadar güzel bir takım oluşturduğunu bahsetmiştik ama Giants'a baktığımız zaman da iyi bir pozisyon almış Sunstar gerçekten çok fazla hasar potansiyeline sahip. Çünkü Sunstar'a ulaşabileceğiniz çok da fazla şampiyon yok. Yani aslında deminki karşılaşmada Febi ve LeBlanc almıştı belki çok daha hızlı bir şekilde oluşuyordu ama. Başladılar. Görüşü de yok Fnatic'in burada. Evet, alt koridorda geriye döndüğü için ya çok güzel bir karar. Oyunu çok güzel takip etti burada Giants ekibi. Rahat bir şekilde alacaklar. Gamsun da üst tarafta savaşmaya şimdi devam ediyor. Smith J kötü pozisyonda kalabilir. Sıçrasını erkenden kullandı orada Spirit'in ses dalgası gelmeden. Ve güvenli pozisyona gitmeyi İkinci başardı. İkinci Alev Ejderhası bu arada. İkinci Alev Ejderhası şimdi çıkacak. Evet çıkacak. Yani 5 dakika sonra. Yani onda Fnatic'in kesinlikle savaşması lazım. Kesinlikle. Eğer onu verirse işleri çok zora girecek. %16 gibi bir değerden bahsediyoruz burada. Sivir'den bahsediyorduk. Sivir'e eski yamalarda gelen değişiklikle birlikte seken atışlar artık kritik hasarı da vuruyor. Bu yüzden oyunun sonunda hiper taşıyıcı diyebileceğimiz bir pozisyona geliyor aslında. Evet. Yani şu anki kompozisyon da aslında taşı bizi Sivir kompozisyonu diyebiliriz biraz. Çünkü oyunun sonunu gördüğümüz zaman hakikaten... Ya burada ama Vlad'ın da hakkını yemeyelim. Fox'un neler yaptığını gördük. Tabii artı ki şöyle bir şey var. Sivir ultisini kullandığında Vladimir rakiplerin içine çok rahat bir şekilde girebilecek. Bakalım Hextech eşyasını da yapacaktır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle yapacak. Yani Fox Sivir'in ultisi artı o Hextech eşyasıyla birlikte ufak bir sıçrama tamamen rakiplerin içinde. Ultisini kullandıktan sonra zaten çok fazla hasar verdiğini biliyoruz Vladimir'in. Evet. Artı çok da uzun süre yaşıyor. Şu an her şey Giants ekibinin istediği gibi gittiğini söyleyebiliriz. Orta koridorda minyon bakımından iki tarafında aşağı yukarı eşit olduğunu söylemek mümkün. Knight'ın birazcık daha üstünlüğü söz konusu. Ruh gömleğini bitirmesine az kaldı. Büyük ihtimalle geri döndüğünde tamamlamış olacak o eşyayı. Bir sonraki geri dönüşünde. Aşağı koridorda da 3 kişiyle beraber Giants ekibi baskıyı kurmuş durumda. Acaba Spirit o tarafa doğru gelecek mi diye baktım ama hayır, orada şu anda Knight'a bir baskın denemesi görebiliriz. Ama hakikaten pek kolay olmayacak. Vladimir'e baskın yapmanız da çok zor gerçekten. Yani Azir'in de çıkış mekanikleri var ama Vladimir gerçekten hani o kızıl havuzuyla beraber çok hızlı bir şekilde kaçabilecek orada. Şu anda ses dalgasını yese bile ya şu an ulti tehlikeli olabilir işte. Şu anda çok kötü pozisyonda kaldı. Kızıl havuzunu da kullandı. Ultisini de kullandı. Azir devam edecek mi? Fakat işte o ultiden gelen can yenilemesiyle beraber çok hızlı bir şekilde oradan kurtulmayı başardı. Bu arada tam bundan bahsedecektim. Ulti atmaya çalıştığı anda Spirit o havuzuyla birlikte çıkabilecektir orada. Yalnız orada Reckless şu an agresif bir oyun sergileyebilir. Haslin'den çok güzel bir ulti geldi zamanında fakat arka tarafta Sivir'i almayı başardılar. Haslin şimdi Spirit'in üzerinde duruyor. Max da orada sıçrasını kullanarak tutmayı başardı fakat Spirit orada ses dalgasıyla beraber yakarıyor. Febiven de o tarafa doğru geldi. Bakalım Örümcek'in işiyle beraber çıkmayı başarabilecek mi? Güzel bir ayak oyunu denedi fakat yeterli olmadı. Haslin orada Max kaldı. Orada ikinci skoru verdi takım adına ve Fnatic ekibi güzel bir baskın yaptı. Gamsu'yu da ultiyle yukarı geri döndü. Bu arada aşağıda Haslin'i de düşürmeyi başaracaklar 4 kişi. 4 kişi kulenin altında. Şu anda kule fazlaca hasar veriyor ama yeterli olmayacak. O da Azir'e gitti. 4'e 1 orada kulenin altında daha fazla kalamadı. Ve 2 skor Azir'e gitti. 1 skor da Reckless almış. İki taşıyıcıya 3 tane skor daha evet, ne tam isteyebilirsiniz? Tam da istedikleri gibi oldu. Bu arada Azir'in şu dakikalarda 2 skor alması 3 eşyaya çok rahat ulaşacağını gösteriyor bize. Yani Riley, Cehennem Asası ve
Naşor'un dişiyle beraber bayağı üzecek duruma gelecek. Knight burada kaçtıktan sonra ortadan kayboldu. Geri döndü büyük ihtimalle. Bakıyorum şimdi ne yapmış diye. Ya önünü çünkü kesmiş olabilirler. Yani bundan sonra yaşanan hiçbir şeye karışamadı ister istemez. Bu noktada Febiven o tarafa hızlı bir şekilde gitti ama Knight mini haritadan da gördüğümüz gibi orta koridora gidip minyon biçmeye devam etmek zorunda kaldı. Belki bu noktada Febiven'i takip edebilmiş olsaydı en azından bu skoru vermeyebilirlerdi. Güzel bir skor aldılar burada. Evet, Fnatic'ten güzel bir oyun izledik. Ve altın farkında da şu an altın üstünlüğünde ele geçirmiş bulunmakta ama Giants bu kuleyi alacaktır. Kule durumunu bir bire getirdi şu anda. Altın farkı da yok denecek kadar aza yaklaştı. Gerçi yine bir 700'lük altın, 800'lük altın farkı söz konusu ama bir alev ejderhasının olduğunu söyleyelim Giants'ın da. Bu anlamda bir üstünlüğü söz konusu. Aynı zamanda bir sonraki ejderha da çok önemli olacaktır. İki taraf için de özellikle Giants ekibi o ejderhayı alabilirse ya oyunun sonuna büyük bir yatırım yapmış olacak. Kesinlikle bu maçı kazanma şansı oldukça yükselecektir. Şimdi Smitty J'den orada buzdan sütün. Gemsu'ya fazlasıyla hasar verdi. Koparını da kullandı orada. Paralel yakınsama geliyor şimdi Gamsu'dan. Orada uzaklaştırmak istiyor Smitty J'yi. Yalnız aşağı tarafta Reckless yine ultisiyle beraber Knight'ı yakalamayı başardılar. Fakat Kızıl Havuz'u oradan çıkmasını başarıyor. İnanılmaz bir şekilde canını yeniledi gerçekten. Ses dalgası da tuttu orada ama devam etmeyecek Spirit. Orada ultisi ve ikinci Q'suyla beraber adeta tam cana yarı, geldi yani. Yarı candan fulledi canını. Orada da Spirit'in sıçrası olan sıçrasını oldu. Orada gerçekten Smith J yani kule altına giriyor Yamsu'ya karşı. İşte Trundle'ın artık kaba dayılıya başladığı zamanlar diyebiliriz. Knight ilk eşyasını bitirmiş. Fazlasıyla hasar alıyor rakipten. Ama ilk eşya zaman sadece ruh gömleğini bitirmiş. Yani ilk eşya ruh gömleği yaptığı için o can çalması kat kat artıyor. Evet. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor yani. Takasa giriyor, canını kaybediyor ama şimdi Gamson'un başı belada olabilir. Smitty J fazlasıyla agresif oynadı orada. Spirit başladı. Yani desteğin ikinci alev ejderhası varken üst tarafa gitmesi ne kadar mantıklı bilemedim ben. Rahat bence bir şekilde de ikinci ejderi alacak burada Spirit. Yani bu kadar rahat bırakmaması gerekiyordu. Yani savaşabilirlerdi, onu kesinlikle söyleyelim. Savaşabilirlerdi. Yani almayı bile deneyebilirdiniz en azından oralarda. Max Lor'un da hiç alakası yok. Bu arada üçüncüsü de alev ejderhası çıkacak. Onu da gördük. Yani ya aslında şunu da konuşmak lazım. Şimdi alev ejderhasını çıktığı zaman aslında yukarıda Hasli'nin durumunu değerlendirdik ama belki de kuleyi almak da ayrı bir tercih. Ama o ejderha alevse karşılığında tabii ki bir şey yapacaksınız ama acaba kule tercihi hani belki bulut yok ejderhası veya şey olduğunda daha çok tercih evet, edilir. Evet tabii yani kesinlikle şu an bir kuleye alev ejderhasını ben şahsen vermeyi tercih etmem. Bunu alsalardı ikinci alev ejderhası olacaktı ve üçüncü alev ejderhası çıkacak. Üçüncü alev ejderhasına iki tane alev ejderhası yüküyle gitmek demek, o savaşın kaderini değiştirmek demek. %16 gibi bir artıştan bahsediyoruz kesinlikle burada. Bu arada seni de tebrik ediyorum. Alev ejderhası kelimesini belki de iki cümle içinde 7 kez falan kullandım. Şimdi üst tarafa doğru bir baskın izleyebiliriz Giants ekibi tarafından. Spirit o bölgede Canna'dan güzel bir hortum. Hortum gördük. Ama fakat devam edecektir. Maxor'dan çok kötü bir koza denemesi orada. Yukarı ışınlanan bir Trundle var şimdi. 5 kişi birden oradalar. Arka taraftan da Gamsu geldi. Güzel bir takım savaşı izleyebiliriz. Fnatic ekibi çok dağınık duruyor ama iki tarafı da şu anda Fnatic tarafına gittiğini görebiliyoruz skorların. Knight üst düştü orada. Sivir skorunu almayı başardılar. Knight sadece hayatta kaldı. Direnmeye çalışıyor orada. Kızıl Havuz'un da kullandığı adeta ölümsüz bir Vladimir izledik ama artık o da bir noktaya kadar dayanabildi. Fnatic ekibi adeta çember içine aldı rakibini ve orada çok rahat bir şekilde boğarak hepsini haritadan silmeyi başardılar. Bu arada Spirit tek başına hiç kimsenin yardımı olmadan Sivir'i düşürmeyi başardı. Yani hiç kimsenin yardımı olmadan Sivir'i düşürmek muazzam bir şey Blitz'in oyuncusu için. Şimdi güzel başladılar savaşa. Yani burada tekrar izleyelim. Janna'dan çok güzel bir hortum geliyor. Reckless kötü bir pozisyonda yakalanırken, ya burada Yellowstar'ın sıçrası muazzam bu arada. Yani her ne kadar
Koza'yı yakalanmayacak olsa bile Reckless bunu düşünmesi bile yetkili. Bu arada Sprite'i izliyoruz. Tek başına kimse vurmuyor ve düşürüyor. Evet. Yani ve diğer tarafta Fabian o kadar rahat ki. Çünkü bütün ultiler gitti. Bütün kitle kontrol etkileri gitti. Orada Fabian'a ulaşabilecek kimse yok. Rahat bir pozisyonuna hasarını veriyor. Rahat bir şekilde takım savaşını kazanıyorlar. Evet, aslında oyunun başında bahsettiğimiz Fnatic'in işte takım savaşından çıkma kompozisyonu böyle bir şey yani. Gerçekten o noktada kötü pozisyonda yakalanabilecekleri kısımdan çıkıp aynı şekilde takım savaşını kendi lehlerine çevirebildiler. Şöyle baktığında mekanikleri sayesinde. Nautilus'ta kitle kontrol etkisi var. Elis'te kitle kontrol etkisi var. Bu arada ama Sivir'i gerçekten güvenli pozisyonda bırakamadığınız sürece o gizli takım bir savaşlarında şekilde etkin olamazsınız. Evet, senin de söylediğin gibi Baron'a çok değişik başladılar. Evet. Bakalım ve kimse farkında değil. Beklemeyecektir büyük ihtimalle ama haritada şu an fark ettiler kimse galiba. Görünmediği için fark edebilirler. Fabian şimdi o tarafa doğru ama gelecek mi? Ama çok geç olabilir. Oraya askerlerini de gönderdi. Şimdi Işınlanla gelen bir Vladimir var o tarafa Lee'sin doğru. Biraz bakalım uzaktan Gemsu da büyük ihtimalle o tarafa doğru girecek. Paralel yakın savunmasını kullandı. 1400 canı var oraya. Spirit de geldi. Çalmayı başardı Spirit orada. Chaos ekibinin canları çok az, oradan çıkamayacaklar. Bir katliam daha mı göreceğiz acaba diye bakıyorum. Echo Krona kırılmasını kullandı. Arka tarafa doğru gitti. Knight yine kızıl havuzuyla. Takımda son kalan kişi mi diye derken Sunstar çoktan o bölgeden çıkmış. Bu savuşmuş daha doğrusu. Bakmış ki herkes yani ölüyor. Kaçmış, yapacak bir şey yok. Tamamen çaresizlik kararı bu. Yani maçı kaybediyoruz. Bir şeyler yapmamız lazım. Zaten oyun sonları bizden güçlü. Bir şeyler yapalım abi. Ne yapalım? Aha Baron çıkıyor. 20. dakika. Kimsenin farkı olmadan belki alabiliriz. Girdiler. Fnatic ekibi çok güzel okudu haritadaki sessizliği. Kesinlikle. Hem Baron'u çaldılar, hem 4 skor aldılar. Şu an maçın bittiğini söyleyebiliriz artık. Yani çok çok zor buradan dönmesi. Aslında yani ne maçlar döndü, belki de döndüğünü görebiliriz ama senin de söylediğin yani, gibi şu noktadan sonra yani, çok zor görünüyor gerçekten. Fnatic'in karşısında eski geçen splitten H2K olsa bunu söyleyebilirdik. Çünkü H2K onu yapabilecek bir takım görünümündeydi. Evet. İki maçta Giants o görüntüyü vermedi bana, bunu söylemem lazım. Doğru söylüyorsun. Zaten Fnatic ekibi de bu tip hataları gerçekten çok güzel affetmeyeceğini gösterdi. Şimdi 1 dakika 20 saniye sonra ejderha çıkıyor. Alev ejderhası. Gamsun'un teleportu muhtemelen, daha doğrusu ışınlanın muhtemelen gelecektir. Onu ayrı kittirmeye yollayabilirler üst tarafa. 4 kişi orta koridordan ittirip rakip ormanın görüşünü almaya çalışabilirler. O görüşü aldıklarından sonra onlar için o ejderha kolay bir hedef haline gelecek. Bu arada yalnız dağ ejderhası çıkacak. Yani yukarıda alev gösteriyor. Orada dağ ve ejderha alındıktan sonra alev diye gözüküyordu. Bilmiyorum. Herhangi bir izleme modunda yani, yanlışlık olabilir. Şu an dağ gözüküyor. Şu evet. an 40 saniye olduğuna göre evet, arada bir alev daha kaçırmış olamayız. Büyük ihtimalle dağ ejderhası çıkacak. Senin çünkü söylediğin gibi belki yukarıda çıkan sembollerde yanlışlık olmuş olabilir. Yine de dağ ejderhası çok kuşatma önemli bir için, ejderha. Tabii. Yani nitekim şu an bu kadar öne geçmişken Fnatic ekibi aynı zamanda o ejderhayla birlikte ulaştıkları kulelere belki de hiç rakibe temas etmeden şu an karşılık veremezler zaten. Çok hızlı bir şekilde alıyorlar. Yani o baron güçlendirmesi biliyorsun son yamalarda 30 saniye daha uzatıldı etkisi. 3,5 dakika içinde bakalım kaç tane kule alacaklar. Dediğimi yapıyorlar, ayrı kittirmeye yolladılar Echo'yu. Şu an karşısında durabilecektir muhtemelen. Trundle'ın ne kadar zorlansa da diğer taraftan 4 kişilik bir ekip rahat rahat hem dürtebiliyorlar Azir sayesinde hem de kulelere çok fazla hasar verebiliyorlar. Evet, şu anda tamamen oyunu haritanın aşağı kısmına doğru yani Giants'ın üstüne doğru yığmış bulunmakta Fnatic ekibi. Haritayı domine etmiş durumdalar. Üst tarafta Smitty J hala Gamsu'ya karşı bu arada Gamsu'ya herkes geldi. Giriyor. Yani Sivir ultisi kullanılmış orada. Aşağıyı da boş bıraktılar bu arada. Evet, ama Knight orada fazlasıyla dürtülse bile hayatta kalabilecek bir şampiyona sahip olduğu için kule hasarını üzerine alıp aslında düşürebilir belki o kuleyi. Diyeceğim de çok fazla canı varmış. Yani şu an 3 tarafı birden kuşatmış bulunmakta. Artık Echo'yu orada yalnız bırakmak durumunda kaldı. Giants ekibi o karşı koyamayacak. Bu kule de düşecek muhtemelen. Kule de düşecek ve inhibitor kulesini de veriyor şu anda Giants ekibi. Belki bir inhibitor açamadılar ama Baron güçlendirmesi şu anda bitiyor. Toplamda 3 tane kule almış olacaklar Echo da o kuleyi aldığında. Altın farkı artık 11.000'e kadar yaklaşmış bulunmakta. Ve
bu noktada Giants ekibinin geri dönmesi gerçekten zor görünüyor. Aslında biraz da üzücü çünkü çok iyi başlamıştı gerçekten. Ejderha'yı da alacaklar. Ejderha'yı da rahat bir şekilde alacaklar, karşılık veremeyecek. Bundan sonra kuşatmalar biraz daha kolay hale gelecek o ekstra hasarla birlikte. Bu arada 3. Alev Ejderhası şimdi çıkacak. Ya öyle gördüm. Alev sembolünü gördüm. Yine ya, yanlış görmediysen. Bir kere daha görmemiz lazım. Büyük ihtimalle sen gördüysen doğru. Gördüm. Biraz önce şundan bahsediyordum. Sunstar'ın hakikaten ya oyunun ilk 15 dakikasından sonra belki 12-13. Dakikalarına geldiğimizde tam istediği bir oyunun şeklindeydi. Sunstar'ın aynı zamanda da Knight'ın. Yani güzel bir koridor aşaması geçirmişti. Şu anda baktığın zaman Azir fazlasıyla farkı açmış bulunmakta. Üstelik 5 tane skoru var. Yani bir tane takım savaşı yaptılar üst koridorda. O takım savaşından sonra bütün her şey koptu. Evet. Yani hatalar yapmaya başladılar. Takım savaşını kaybettiler. Baktılar iş kötüye gidiyor. Bir çaresizlik baronu denediler. O da tutmadı. Şimdi Spirit Knight'ın üzerine doğru gitti. Vurduğu hasara bakar mısın Spirit? Yani şu anda güç patlamasını burada full AD yaşıyor. Yani full agresif diyebileceğimiz. Yani defansif agresif aslında. Burada sihir içen defansif bir eşya ama aynı zamanda agresif de bir eşya. Karabalta keza öyle can havuzu veriyor ama herhangi bir tanklık yetisi vermiyor. Hasar potansiyeli çok fazla bu eşyalarla. Şimdi Reckless'ı aslında güzel yakaladılar ama Janna'dan harika bu ulti geldi orada. Smith J devam edecek mi? Reckless'a son bir vuruş gelirse eğer skoru alacaklardır. Buraya kadar dedikti orada Elis. Devam edecekler mi? Spirit arka tarafta fazlasıyla canı azalmış bulunmakta. Şimdi Maxor devam ediyor da Koza denemesi Febivin'e isabet etmedi. Ama Febivin. Fakat Febivin orada affetmiyor Maxor yalnız başına görünce hakikaten senin de söylediğin gibi üzdü. Knight orada hayatta kalabilecek mi diye bakıyorum. Canını tekrardan yeniledi. Kızıl havuz orada başarılı olmuyor. Spirit hala hayatta savaşa devam ediyor ve orada skoru vermeden hayatta kalmayı başardı. Ve Fnatic ekibi bu takım savaşından da gerçekten üstün bir şekilde çıkmayı başardı. Saldırı gücü taşıyıcısını kaybetmesine rağmen. Ya onu kaybettiler fakat yani Reckless'ın eşyalarına bakar mısın? Sen de az önce söyledin. İki tane ana eşyasını bitirmiş. İki tane de defansif eşyası var. Yani o eşyalarla zaten çok fazla hasar vuruyor. Bir de ondan önce zaten Reckless ölmeden biraz da olsa hasar vermeyi başarmıştı. Yalnız Sunstar orada öldü. Öldü. Kırmızı güçlendirmeye öldü sanırsam. Evet, kırmızı güçlendirmeye öldü. Son anda kaçtı diyecektim. Son derece dramatik bir bölümdü gerçekten. Yalnız şu skor tablosuna bakar mısın? Fnatic ekibinin. 3-0-9, 2-0-10, 7-0-6, 0-0-15. Arada bir Reckless. Yine agresiflik sonunda. O da nazar olmuş artık. Aynen öyle. Sunstar tek başına kesmeyi başarmış Gamsu bizim görmediğimiz yerde. Üzücü. Gerçekten çok üzücü olmuş orada. Sıçrasını da kullanmış ama aynı anda zaman sıçramasıyla burada, beraber yakalamış. Burada Reckless'ı aldıktan sonra çıkmaları gerekiyordu. Çünkü herhangi bir kitle kontrolleri kalmadı. Bütün ultilerini kullandılar, bütün her şeylerini kullandılar. Bir skor aldınız, bunu tamam aldık çıkalım şeklinde kullanmaları gerekiyordu. Çünkü herhangi bir hasar potansiyelleri kalmadı. Bütün ultileri gitti. Evet. Orada savaş durmuyor vadide fark ettiysen. Bu sırada biraz önce gördüğümüz aslında o zaman sıçramasının yakalaması örneği kafalarda olan bazı soru işaretlerine de cevap vermiş oldu. Çünkü zaman sıçraması rakibe tıkladığınızda acaba rakibin herhangi bir kaçış yeteneğini takip ediyor mu diye düşünen birçok insan oluyordu. Güzel bir örnek gördük o noktada aslında. Şu anda Reckless'ta bir skor kaldı. Maxor almayı başardılar. 2'de 2 yapan bir Kalista var o noktada. Artık Giants ekibinin bu noktada yakalanmaması lazım artık. Niye hala bir takım savaşı kovalıyorlar anlamış değilim gerçekten. Bedava yani, bir baron vereceksiniz rakibe şu anda. Kazanamayacaklarını biliyor olmaları lazım. Yani o baronu bırakacaksınız. Savaşsanız da o baron gidecek. Savaşmasanız da yapacağınız tek bir şey var. Maxor'u bir yerden arkadan veya herhangi bir yerden o baronun arka tarafına sokup çalmasını denemesi. Yani onu çalarsa bir şansınız olur. Çalamazsa zaten o baron alındığı an muhtemelen oyun bitecek. Şu 3,5 dakika içinde güzel bir rotasyon yaparsa, güzel bir savaş yaparsa maçı bitirecektir. Baron güçlendirmesi bitmeden maçın bittiğini görebiliriz burada. Kesinlikle zaten Fnatic şu anda 5 kişiyle beraber tek bir koridordan bile gelse ya direkt savaş başlatsalar kazanacaklar. Nexus'a doğru dayanacaktır büyük ihtimalle. Giants ekibi şu anda büyük ihtimalle Nexus kulelerine doğru çekilecek. O inhibitörü altında direnebileceklerini pek zannetmiyorum. Belki iki kulenin altında bir takım savaşı deneyebilirler. O da son bir savaş olacaktır. Ve
almaları gerçekten çok güç bir takım savaşı olacaktır. Şimdi Fnatic ekibi orta taraftaki inhibitöre dayanmış bulunmakta ve o inhibitörü aldılar. Aşağıdaki inhibitöre doğru yöneliyorlar ve büyük ihtimalle onu da alacaklar. Spirit çok güzel bölgeye doğru gitti fakat kimse ultisini kullanamadı galiba orada. Sivir orada skor almayı başardı. Sunstar güzel pozisyonda kaldı aslında. Fnatic ekibi oradan çıkabilecek mi? Çünkü Smitty J de çok fazla hasar aldı. Gerçi arka taraftan kaçabilecek mi diye bakıyorum. Gams orada skor almayı başardı. Heaven ölmedi. Çok az kaldı ama ölmüyor. Ölmedi. Orada bu son da onu hayatta tutmayı başardı. İlk kanı belki orada Spirit verdi ama geriye kalan bütün elemanları hayatta kalmayı başarıyor Fnatic ekibinin. Ve ikinci maçı da son derece domine ederek 30. dakikada kazanmayı bildi. Fnatic rakibi karşısında 2-0 kazanarak 3 puan almayı başardı. Yani Baron güçlendirmesi bitmeden dedim, yarısına bile gelmeden bitirmeyi başardı burada Fnatic ekibi. Yani bir şey diyemiyorum açıkçası. Gayet çok da fazla bir şey yok senin yok de söylediğin. Yani, çünkü yok. Domine ettiler hakikaten ve Giants'ın az önce üzerinden yettiler pek dedim ya. Kalmadı. Ya bu evet. Sefer daha beterini yaptılar. Bu sefer daha baskın bir oyundu. Kesinlikle. Her şey, her bakımından ya. Alt koridorda belki bir skor verdi Reklis ama bir şekilde toparlamayı başardı. Orta koridorda açık ara bir fark vardı. Üst koridorda yine sıkıntılar yaşamasına rağmen Gamsu iyi işler başardı. Trundle karşısında oynamak o kadar kolay değildir Eko ile. Yani tank kastığınız, tank gittiğiniz zaman o tank da bir şekilde sizden alıp ve çok fazla can yenileyebiliyor. Doğru söylüyorsun. Bir tane hata maçın kopması anlamına geldi. Yani o zamana kadar geridelerdi. Giants ekibi gerideydi. Ama maç kopmamıştı. Maç hala devam ediyordu. Üst tarafta hatalı bir savaş yaptılar. 5 skor verip yanlış hatırlamıyorsam bir tane skor almayı başardılar. Ondan sonra Baron da yine bahsettiğimiz belki de gibi. Maçın evet en büyük yani kilit noktası o Baron denemesi olabilir. Ama o Baron'u alsalar ne olacaktı? Baron'u verdiler ne oldu gibi bir durum oldu şu an. Yani o Baron'u alsalar oyuna dönme şansları olacaktı. Ya bu risktir. Çok büyük bir risktir. Tabii ki risk. Ya ama risk almak zorundasınız ama böyle noktalarda. Geri düştüğünüz anlarda bazen aldığınız riskler maçı kazandırabiliyor. Şöyle Fnatic ekibi çok tecrübeli bir ekip. Kesinlikle. O avantajı gayet iyi kullanacaklardı zaten ki şampiyonlarına baktığımızda Azir ve Kalista'daydı skorlar. Çoğunluğu diyeyim daha doğrusu. Azir ve Kalista'daydı. Yani 3 skor ya da 4 skora sahip bir Azir'e karşı durmak cidden çok 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 zor. Bu riski alıp da o güçlenmesini biraz daha durdurmak istediler diye düşünüyorum. Alsalar da oyun daha değişik ilerleyebilirdi. Bunu söyleyelim. Ama alamadılar. Spirit güzel bir şekilde orada çalmayı başardı. Üzerine 5 tane de skor aldılar. Zaten ondan sonra oyun hep böyle Fnatic'e doğru kaymaya devam etti. Kesinlikle. En sonunda şunu da belirtmek lazım. Reckless'ın iki karşılaşmada da harika bir Kalista performansı vardı. Yellowstar'la birlikte gerçekten ne kadar iyi oynayabileceklerini, geçmiş günlere dönebileceklerini kanıtladılar aslında. Bu noktadan sonra da gerçekten korkulan bir alt koridor ikilisi diyebiliriz. Lige damgasını vurabilir. Forgiven karşısında belki de çok daha kuvvetli bir, en azından geçtiğimiz sezon Forgiven biraz daha favoriydi. Senin de söylediğin gibi çok kuvvetli şu anda rakipleri var. Zven ve Mithy de yine çok iyi bir ikili. Ama hakikaten Reckless, Yellowstar ikilisi de alt koridora damgasını vuracak gibi görünüyor. Yıllardır vuruyorlar bu arada. Yani zaten öyle. Bu sezonda beraber dünya şampiyonası finaline kadar çıktılar. Dünya şampiyonasında MSI'da her yerde kendilerini gösterdiler. Avrupa LCS'de, ULCS'de her sezon final oynadılar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani başarıları çok fazla, uyumları çok fazla ki bunu bence bu maçta bize gösterdiler. Zaten uyumlarını. Yellowstar'lı Fnatic ekibi hiçbir finali kaçırmamış bugüne kadar. Bu arada sana bir örnek vermek istiyorum. Geçen bahar sezonunu hatırlarsan Cloud9'a baktığımızda bir Hayli performansı vardı, bir Hayisiz. Yani Hayi çok iyi bir oyuncu değil, çok iyi bir destek oyuncusu değil. Banifufu belki de ondan çok daha iyiydi ama takımın beyni Hayi, takımın hamleleri yapan adamı Hayi olduğu için Cloud9'dan apayrı güzellikte oynuyordu. Aynı şekilde burada Fnatic'te de Yellowstar için geçerli. Yellowstar'lı Fnatic, Yellowstar'lı Yellowstar'sız Fnatic'i göreceğiz diye düşünüyorum ben bu dönemde. Peki, yorumların için teşekkür ediyorum Noel Dayı. Bugünün karşılaşmalarını şöyle hızlı bir şekilde hatırlayacak olursak eğer, günün ilk karşılaşmasında, ilk iki karşılaşmasında artık bundan sonra takımlar ikişer maç oynuyorlar. Orion ekibi G2 karşısındaydı. G2 kazanmayı bildi.
Daha sonra Schalke ekibi Unicorns ekibini 2-0 yenmeyi başardı. Fnatic de Giants ekibini 2-0 yendi. Sizin de ekranda gördüğünüz gibi. Aynı zamanda iki karşılaşma daha vardı. Ekranlara yansıtamadığımız aynı saatlerde gerçekleşen. H2K ekibi Rocket karşısındaydı. Berabere kaldılar 1-1. Splice ekibi de Team Vitality karşısında berabere kaldı. Ve bu dört takım birer puan aldı. Ve gördüğünüz şu anda ekrandaki takımlarda üçer puan almayı başardı. Bundan sonraki maçlarda iki karşılaşma üzerinden oynanmaya devam edecek. Aynı zamanda Şampiyonluk Ligi de bu sezon öyle olacak. Daha çekişmeli ve daha fazla oynanan karşılaşmalarda sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü karşılaşmaları size Yufoni ve Triabani aktarmıştı. Geri kalan üç karşılaşmayı da ben Melih Teori Efe Çınar ve yanımda Noel Dayı Oğuz Avcı ile beraber sizlere aktarmaya çalıştık. Tekrardan yarın ikinci gün karşılaşmalarıyla, Avrupa LCS karşılaşmalarıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.